Faysal Sarı Yıldız, Kozanlı Ömer, Tuğba Hezer, Özdal Üçer. Aralarında FETÖ'yle başı Kozanlı Ömer ve Firari HDP milletvekillerinin de olduğu 130 kişinin vatandaştan çıkarılma ilanı resmi gazetede yayınlandı. Vatandaştan çıkarılanlar bir daha asla Türk vatandaşı olamayacak. Malları hazinece tasfiye edilerek bedelleri hesaplarına yatırılacak. Mal varlığının terörün finansmanında kullanıldığı belirlenirse o bedel ödenmeyecek. Vatandaştan çıkarılma işlemi süren adli süreçleri etkilemeyecek. Bu kişiler hakkındaki iade talepleri de aynı kapsamda devam edecek. Karar vatandaştan çıkarılanların ailelerinin vatandaşlığını etkilemeyecek. Bu adamları atıyoruz vatandaşlıktan. Ay size bir şey söyleyeyim mi? Atalım vatandaşlıktan. Pek çok tartışma içerisinde kuşkusuz ki değerlendirecek bu da ama. Yani işte atarsak iade edebilir, iade alabilir miyiz falan filan olur mu diye. Fakat benim tabii burada başka bir hatırlatma yapayım sizlere. 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda neyle yüzleştik biliyor musunuz? Bizim 3 seneden fazladır terör örgütü elebaşı olarak tanıdığımız Fethullah Gülen denilen Pensilvanya maymununa emekli maaşının ödenmekte olduğu gerçeğiyle yüzleştik biliyor musunuz? 15 Temmuz'dan bir hafta sonra kesildi bu maaş. Şaka gibi değil mi? Hiç inanılır gibi değil. Şimdi mesela şu adamlar, şu Faysal Sarı Yıldız'la Tuğba Hezer. Bu Faysal denilen köpek bana saklandığı kulübesinden havlayıp duruyordu. Gel dedim buraya, gel. Gel bir şey söyleyeceğim sana. Gel Türkiye'ye bir şey söyleyeceğim dedim sana. Ben milletvekiliyim, benim dokunulmazlığım var diyordu. Göreceğiz ne olduğunu. Şimdi bu adamlar şimdi yurt dışındalar. Sahiplerinin kendilerine tahsis ettiği kulübelerden bu tarafa doğru havlıyorlar. Bu adamların vatandaşlığı zaten bitmiş durumda. Şimdi yapılması gereken, üstelik de hani o haldeyiz, yapılması gereken bu adamların terörle bağlarının ortaya çıkarıldıktan sonra gereken ne varsa işte. Malla mülküne el koymak mıdır? Bulunduğu yerde tutuklanması, yakalanması yönünde bir işte karar çıkartmak mıdır? İadesini istemek midir? Bilmiyoruz. İşte bilmiyoruz. Faysal Sarı Yıldız hakkında bir iade talebi var mı? Az önce Fethullah Gülen'in emekli maaşı örneğini o yüzden verdim. Şimdi biz bunları vatandaşlar çıkartma listesine koymuşuz da 6 ay sonra çıkıp birisi derse ki vallahi Faysal Sarı Yıldız'ın iade talebi hiç yoktu derse bu çok sürpriz olmasın kimseye yani. Bir de öyle şeyler var yani. Ay kahramanın adı da ruhu da Kato'da. Helikopter kazasında şehit düşen tüm general Aydın'ın adı günlerce komuta ettiği Kato Dağı'ndaki operasyona verildi. Şırnak'taki helikopter kazasında 12'siyle arkadaşıyla birlikte şehit düşen tüm general Aydoğan Aydın'ın adı Kato'da bizzat yönettiği operasyona verildi. 47 gündür süren operasyonda terör örgütü militan ve mühimmat açısından ağır kayıplar yaşadı. Bu da akşamın haberi.